bakalım. En önemli JavaScript komutu arkadaşlar getElement by ID. Bununla ilgili hemen bir uygulama gerçekleştirelim. Sizler de yapın. File, open folder diyelim arkadaşlar. Bir sayaç aktivitesi gerçekleştirelim. Hızlı bir şekilde. Neyse. Bugün 06. Hemen sayaç diye bir klasör oluşturalım arkadaşlar. Sayacımız için bir index HTML oluşturalım. Bir de JS klasörü oluşturalım. Arka planda sayaç nokta JS olsun arkadaşlar. Pardon. HTML kısmımıza gelelim. HTML 5 diyelim. Title'a sayaç diyelim. Sayaç ile DOM mantığı diyelim. Burada JavaScript'imizi arkadaşlar ekleyelim. Sayaç. Nerede sayacımız arkadaşlar? JS klasörünün içerisindeki sayaç nokta JS. Şimdi şurada 3 tane objemiz olsun arkadaşlar. Bir buton olsun. Ve yazalım. Butonumuz arkadaşlar şöyle yaparsak diyelim ki artı ifadesi koyalım. Şöyle bir P olsun arkadaşlar. Bir paragraf etiketimize ekleyelim. Buraya da sayacı getirelim. Yani sıfır olsun. Bunun ID'si sayaç olsun. Şunu on klik yaptığımda geçsin arkadaşlar. Arttır isimli fonksiyonu çağırsın. Şu arkadaşı da bir tanesini yapalım. Hemen şuraya da azalt isimli azalt isimli ifadeyi yazdıralım arkadaşlar. Arttırma ve azaltma iki tane fonksiyon. Burada hemen var sayaç eşittir sıfır dedik ve işlemimizi yapmaya başladık arkadaşlar. Bir tane fonksiyon oluşturalım. İsmi ne olsun? Arttır olsun arkadaşlar. Bu arkadaş ne yapsın? Sayaç eşittir. Document nokta getElement by ID desin arkadaşlar. Nereden alsın? Sayaç isimli değerin. Bu bir P olduğu için arkadaşlar ne yapacak? Inner HTML'ini alacak. Yani buradaki değeri alacak arkadaşlar. Ve ne yapacak? Sayacı bir arttıracak. Ve bu arkadaşa sayaç içeriğini atlayacak. Şu şekilde çalıştırırsak. Şöyle yapalım. Bir de azalt desin.
Sayaç eşittir. Zaten veriyi yukarıdan aldı. Hatta bu kısmı direkt şuradan da hemen fonksiyon dışından da aldırabiliriz. Başlangıç değeri direkt bura olsun. Gitsin şuradan alsın. Hiç bu işleme gerek kalmasın. Gitsin buradan alsın başlangıç değerini. Arttırsın, tekrar yazdırsın. Bu arkadaş da azaltsın. Tekrar yazdırsın. Element by ID. Oradaki nesnenin arkadaşlar eğer bir inputsa, yani şöyle kapanan bir yapıysa arkadaşlar, tek tagla kapanan bir yapıysa, inputlar mesela bu şekildedir arkadaşlar. Şöyle bir yapıysa, bu arkadaştaki içeriği almak için value'yu kullanırız. Şöyle bir tagsa, mesela P, span, bunu çok kullanırız arkadaşlar. Şöyle bir tagsa, bu arkadaştan içeriği almak için de inner HTML'i kullanırız arkadaşlar. Duruma göre value'yu kullanacağız. Duruma göre inner HTML'i kullanacağız arkadaşlar. Şöyle bakarsanız arkadaşlar, DOM mantığının nasıl çalıştığını görürsünüz. Bunu bir div içerisine alalım. Hatta işte neydi, Bootstrap kullanırsanız alignment'ı hemen center yapıp teksti tam ortadan algılayabilirsiniz. Şu şekilde ortalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde DOM mantığını çok rahat bir şekilde aslında algılayabilirsiniz.